Avukat Yağmur Sabah Şeker ben. Kanayan yaramız boşanma. Çok fazla boşanmalar da arttı. Tabii bu konuda ben daha önce hiç evlenmedim biliyorsunuz ama şöyle boşanan müvekkiller çok var. Hem bazen kadın tarafının vekilliğini yapıyoruz, bazen erkek tarafının vekilliğini yapıyoruz. Burada tazminat konusunda ya da nafaka konusunda, bu kusur oranında. Özellikle burada bize gelen vatandaşlarımız ya da müvekkillerimiz hani eşin hatalı olduğundan dolayı boşanma davası açtığımızda çekişmeli davalarda kusur oranına göre tazminat meselelerini biraz konuşmak istiyorum aslında. Mesela askeri ücretli bir vatandaş geliyor. Diyor ki avukat hanım ben boşanmak istiyorum fakat askeri ücret alıyorum. Ne kadar nafaka öderim? Ya da nasıl boşanabilirim? Ya da adli yardım müessesesini biraz konuşmak istiyorum. Boşanmak istiyorlar fakat avukat tutacak bir maddi güçleri yok. Ya da tazminat davası açmak istiyor, nafaka davası açmak istiyor veya velayet davalarında. Özellikle adli yardım konusunu ya da şiddet gören mağdur kadınlarımızı birazcık konuşmak istiyorum sizlerle. Bu konuda Naim Bey özellikle nafakada yoksulluk nafakasına, bir eşin yoksulluğa düşmesi gerekir mi? Ya da nasıl nafaka talep edebilir? Hangi eş hangisinden talep edebilir? Biraz açabilir miyim? Evet, boşanma davaları işte hukukta hoşlanmadığımız böyle hoşa gitmeyen şeylerden, konulardan bir tanesi aslında. Bir aile birliğinin, ailenin kurulması evet hoş bir şey. Ancak ayrılırken de, boşanırken de bunun bir hukuk temelli olarak sona ermesi, tarafların bir hak ve hukuklarını riayet ederek bu ayrılık birliğinin ayrılığı gerçekleştirmeleri önemli olan konulardan bir tanesi. Bu da nizah konusu olduğunda esasen hukukun çok önem vermesi, dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü aileden bahsediyoruz. Bu noktada aslında şöyle esprili bir şey de söyleyebiliriz. İşte kadın, işçi, bu anlamda pozitif ayrımcılığı, hukukun pozitif ayrımcılığı tanıdığı noktalardan birisi olduğu için böyle çeşitli şeyler gündeme geliyor. Özellikle uzaklaştırma ile alakalı konular, nafaka ile alakalı konular. İşte bir gün evli kaldık, işte ömür boyu nafaka mı ödeyeceğiz? Süresiz nafaka mı ödeyeceğiz? Evet, uzaklaştırma ile alakalı. Aslında kadın temelli, onu korumaya yönelik şeyler. Ancak uygulamada uygulayıcıların bir problemle alakalı net çözüm üretememişleri ya da olayları doğru okuyamamışları farklı neticelere sebebiyet verdiğinde bu anlamda kanun sorgulanabilir oluyor. Aslında öyle değil. İyi düşünmüş, Avrupa Birliği standartlarında uygulanmış. Zaten onu temelli alınmış kanunlarımızın uygulanmasında hukuk anlamında bir problem yok ama uygulayıcılar anlamındaki problemlerden kaynaklı farklı anlaşılabiliyor. Bu anlamda evlilikle alakalı noktada evet kadına bahsetmiş olduğumuz pozitif ayrımcılık konusu söz konusu. Burada nafaka ile alakalı husus, yoksullukla alakalı boşanmanın temeli boşanma davasının açılmasıyla beraber bir tedbir nafakasının istenmesi talebi söz konusu olabiliyor. Bu da dava müddetince esasında ödenen bir bedel oluyor. Hakim de bu tedbir nafakasına, bu nafakaya hükmederken dosya esasında şartları itibariyle, önüne gelen evraklar itibariyle ve sosyal araştırmalar yapılması suretiyle bir nafaka hükmünde. Bu dediğimiz gibi tedbir nafakası dava müddeti boyunca devam edecek ya da etmeyecek. Hakim bunun neticelenmesine ya da geri iadesine karar verecek. Böyle bir nafakadan bahsediyoruz. Neticede davanın bitmesiyle beraber yoksulluk çekecek olan tarafla alakalı bu anlamda buna ihtiyacı olan, geçimini sürdüremeyecek, hayatını idame ettiremeyecek, bu anlamda mağduriyet yaşayacak şeyle alakalı tedbir nafakasının devamı niteliğinde olan bir yoksulluk nafakasına hükmetme. Bu da devam edecek olan bir şey. Tarafların yeniden evlenmediği ya da buna ihtiyacının devam ettiği müddetçe devam edecek bir husus oluyor. Bu anlamda evet farklı nitelendirilebiliyor. Bir gün evli kaldık, süresiz olarak bunu ödeyeceğiz mi şeklinde. Bu aslında bizim toplumsal yapımızla alakalı bir şey. Çünkü evet kadın evlendi, bir yuva kuruldu. Bu anlamda ayrılığın gerçekleşmesiyle beraber işte genelde işte çocuğun bakım ve yükümlülüğünü sağlayan tarafın kadın olması, ona bağımlı olması, bu anlamda hayatını daha devam ettiremeyecek olması, çalışamayacak olması, kendine bağ kuracak birisinin olması anlamıyla bu anlamda gerekli de bir husus. Ancak bunun suistimal edilmemesi noktası önemli. Bu anlamda da kanun koyucuların koymuş olduğu meclisin uygulayıcılar tarafından net ve doğru olarak uygulanmasıyla alakalı bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi daha çok kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor diyoruz. Doğru. Evet. Fakat benim başıma bir şey geldi. Çok yakın tarihte aslında tam da kesinleşmedi. İstinaf sürecinde dosya. Erkek tarafın vekilliğini yapıyorduk. Kadın eş boşanma davasını açan taraf oldu ve adli yardımdan yararlandı. Hı hı.
fakirlik belgesi vesairesi var. Tabii ki kadın ayrıldığı için fakirliğe düşen taraf da aslında kadın tarafı oldu. Ama şöyle bir durum oldu. Maalesef davayı kaybetti. Boşanmada esas kusurlu kadın çıktı. Yani daha doğrusu yerel mahkemenin verdiği bir karar oldu. Ve erkek eşe tazminata hükmetti. Aynı zamanda 5 yaşındaki kız çocuğunun velayetini de babaya verildi. Çok değişik bir karar oldu. Umarım kesinleşirse zaten yine sizlerle tartışırız, konuşuruz ya da bozar mı yüksek mahkeme bilemiyorum. Çok değişik bir karar da geldi. Yine ben de şaşırdım. Erkek tarafın vekili olmama rağmen ben de çok şaşırdım. Ama Hakime Hanım gerçekten bütün dosyayı en ince ayrıntısına kadar, hani evlilik birliğinin çekilemez hale gelmesi noktasında çok güzel incelemişti. Ve evi de terk edip giden işte zaten kadın tarafıydı. Farklı bir deneyim oldu benim için de. Kesinleşirse ya da bozursa muhakkak yine haberleşip görüşüp konuşuruz. Aynı zamanda şeye de değinmek istiyorum. Yani mesela vatandaşlarımızın avukat tutma gücü olmadığı zaman hocam, baroya mı gitsin, adliyeye mi gitsin, adli yardımdan nasıl yararlanabilir ya da CMK servisinden nasıl yararlanabilir? Bir ona değinirseniz çok memnun olurum. Tabii. Dinliyorum ve hem çok istifade ediyorum değerli üstadlarımın bilgilerinden, hem de görüyorum ki toplumun her kademesinde izleyiciye, dinleyiciye hitap eden bir program oluyor. Dolayısıyla bazı noktaları biraz daha hukukçu dilinin ötesinde açmak gerekirse güzel sorular yöneltiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela nafaka, kusurlu taraf da nafaka alabilir mi? Bunu soruyorsunuz. Üstadım gayet güzel izah etti ve siz anlaşılabilir bir cevap da verdiniz. Demek ki nafakaya hükmedilebilmesi için kusurunuzun diğer taraftan daha fazla olmaması gerekiyormuş. Ve böyle örnekler de var. Sayıları da artıyor. Artık 3 yaşında, 5 yaşında, yani anne bakımına muhtaç yaşta diyeceğimiz bebeklerin bile velayetleri kimi zaman babaya verilebiliyormuş. Tabii nasıl olduğuna her bir dosya özelinde ayrı ayrı bakmak lazım. Burada işte haysiyetsiz bir yaşam sürme gibi, işte zina yapma gibi kanunda belirtilen kusurlu davranışlar var ise o zaman aile mahkemesinin hakimi buna uygun kararlar verebiliyor. Tabii bu dava sürecine girmek, işte sizin de söylediğiniz gibi bazen düşük rakamlar için avukatla çalışma fırsatını elde edemeyebiliyor. Veyahut da yüksek değerli davalarda da bir avukatla vekalet ilişkisi içerisine giremeyebiliyor vatandaşlar. Zira avukatlar açısından maalesef ki yargı sürelerinin uzamasıyla beraber bu işin maliyeti de artıyor. Dolayısıyla son derece makul bir ücret talep etse bile başvurucu açısından yüksek kalabiliyor. Böyle durumlarda eğer şartları varsa hukuk davaları açısından tüketiciler, toplumdaki insanlar barolar bünyesinde kurulmuş adli yardım birimlerine müracaat edebilirler. Buraya müracaat etmek için bir kısım evraklara ihtiyaçları var. Birincisi fakirlik belgesi olarak adlandırıyoruz. Ekonomik durumunun bir avukatla çalışmak, ona ücret ödemek açısından yeterli olmadığını gösterir. Muhtarlıklardan alınan bir doküman. Tabii bu muhtarlık üzerinde kayıtlı taşınmazı var mı yok mu, bankada hesabı var mı yok mu, bunlara yönelik bir araştırmanın neticesinde fakirlik belgesi olarak ifade ettiğimiz dokümanı veriyor. Bunun haricinde ikametgahlarını ve kimlik belgelerinin bir fotokopisini alarak daha önceden randevu almak suretiyle baroların adli yardım bürosuna müracaat edebiliyor. Adli yardım bürosunda onu görevlendirilmiş, nöbet tutan bir avukat karşılıyor. Bu avukat hukuki bir bilgi vermekten ziyade onun ekonomik durumu hakkında veyahut da hukuki ihtilafı hakkında bir ön bilgi toplayıp bunu tutanağa geçiriyor. Neticesinde de bir avukat tayininin isabetli olup olmayacağı, ekonomik açıdan da doğru olup olmayacağına dair bir görüş bildiriyor. Nihayetinde baronun yönetim kadrosu bir avukat tayinine karar verebiliyor ve sonrasında da atanan avukata herhangi bir ücret ödemesi gerekmeksizin o avukat ücretini baronun adli yardım kaynağından, ödeneğinden alıyor. Bir ilave ücret vermesine gerek kalmaksızın avukatla çalışma fırsatını yakalamış oluyor. Tabii ülkemizde yargı da maalesef ki ucuz değil. Yargı maalesef paralı bir iş. Parası olan hakkını adliyelerde arayabiliyor. Çünkü dişe dokunur, harçlar, yargılama giderleri, bilirkişi ücretleri var. Bu konuda da kimi zaman bunu da ödeyemeyecekse vatandaşlar, bu hususta avukata barolar adli yardım istemiyle
mahkemeye müracaat etmesini istiyorlar. Böyle bir durum tabii yasada ayrı bir düzenleme, karıştırmamak lazım. Yani vatandaşın adli yardım bürosuna başvurup avukat istemesiyle mahkemede ben harçları ödeyemiyorum, masrafları ödeyemiyorum, bunları benden almayın manasına gelen adli yardım kurumlarını karıştırmamak lazım. Ve böyle durumlarda da eğer ödeme gücü yoksa mahkemenin yapacağı yüzeysel bir araştırmayla ayrı bir adli yardım, yani masrafların ve harçların ödenmemesi planlaması yapılabiliyor. Ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlarımız bu noktada barolar vasıtasıyla ücretsiz bir avukat tayin edebilirler ve dava sürecinde masraf harç yatırmamak için adli yardım kurumundan yararlanmayı dileyebilirler.